Önerinin lehinde Aytu Atıcı, Mersin Milletvekili. Buyurunuz Sayın Atıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de akademisyen ve eğitimcilerin karşılaşmış oldukları sorunlarla ilgili olarak meclis araştırması açılması yönünde verilen önergenin lehinde olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Akademik özgürlükleri savunan, eğitimi kendi siyasi çıkarları için değil, ülke çıkarları için kullanan, sadece ekmek yemenin değil, hak yemenin de orucu bozacağının bilincinde olan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu önergede ne deniyor? Deniyor ki, Türkiye'de akademisyen ve eğitimcilerin karşılaşmış oldukları baskı, tehdit ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı unsurları ortadan kaldıralım diyor. Kaldırmayalım mı? Kanun hükmünde kararnamelerle hiçbir gerekçe gösterilmeden ve yargılama yapılmadan gerçekleştirilen ihraçları durduralım diyor. Durdurmayalım mı? Hukuksuzca ihraç edilmiş tüm akademisyen ve kamu emekçilerini görevlerine iade edelim diyor. Allah aşkına etmeyelim mi? Ancak ve de ancak faşist bir anlayış buna hayır der. Ancak ve de ancak dikta rejimini isteyenler buna hayır der. Sizlerin ben bu önergeye hayır demeyeceğinizi ümit etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, AKP'nin en başarısız olduğu ve milletimizi doğrudan vuran iki konu eğitim ve dış politikadır. 15 yıllık iktidarı boyunca eğitim sistemini yazboz tahtasına çeviren AKP zihniyeti OHAL uygulamalarıyla da şimdi üniversitelere de el attı. Üniversitelerimiz darbe dönemlerinde bile görmedikleri kadar şiddet, baskı uygulamaları ve işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldılar. Bunlara ek olarak AKP'nin şerrinden korkan pek çok insan da mecburen emekliliklerini istediler. Peki AKP'nin burada ne amacı olabilir? Bir tek amacı var, üniversiteleri ele geçirmek. Peki yani bu kadar ülkeyi ele geçirmişken, yani üniversiteleri neden AKP ele geçirmek istiyor acaba? Bunun sebebi çok basit ve cevabı da 7 Haziran seçimlerinin içerisindedir. Yapılan araştırmalar üniversite mezunu kişilerin sadece %26'sının AKP'yi tercih ettiğini gösteriyor. Yani üniversiteler AKP'nin genel başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın zihniyetine göre insan yetiştirmiyor. Konu bu. Peki ne yapmak lazım? AKP zihniyetine hizmet etmeyen yüksek öğrenim sistemini yok etmek lazım. Peki işe nereden başlamak lazım? Elbette ki öğretim üyelerinden. Peki bunun için bir de tecrübe lazım. AKP'nin böyle bir tecrübesi var mı? Elbette var. Hem de oldukça tecrübeli. Çünkü AKP işe ilk öğretim ve liselerden başladı. Lise mezunu kişilerin acaba ne kadarı AKP'yi tercih ediyor? Sadece %33'ü. Buradan başlayarak AKP öncelikle ilk öğretimde ve liselerde milli eğitim sistemini yok etti. Ve burada da işe öğretmenlerden başladı. Arkasından 4+4+4 sistemiyle devam etti. Buradan elde ettiği tecrübeyi şimdi özgür üniversiteleri yok etmek için kullanıyor. Amaç? Amaç bunlara oy vermiyorlar. Lise mezunları, üniversite mezunları Türkiye ortalamasından daha düşük oy veriyorlar. Bunları kim yetiştiriyor? Bu okulları ve bu öğretmenleri, bu öğretim üyelerini yok etmemiz lazım zihniyeti işte burada. AKP hükümeti sosyal demokrat, yurtsever öğretmenleri, akademisyenleri hukuksuz bir şekilde yok etmeye çalışıyor. Yok etme kelimesini özellikle kullanıyorum. 15 Temmuz'dan bu yana 135 binden fazla kamu çalışanı ihraç edildi. 135 binden fazla. FETÖ ile birlikte olan, terörist olan insanların cezalandırılması, hem de en ağır şekilde cezalandırılmalarını hepimiz çok istiyoruz. Ama sizler masum insanları cezalandırdınız. Bizler cezalandırılanlar, biz acı çekmekten çekinmeyiz arkadaşlar. Biz direngeniz. Bizi bir yok edersiniz, bin geliriz. Ancak bunların bedelini
Milletimiz bizden daha fazla ödüyor. Bizi yok etmeye çalışıyorsunuz ya, millete kötülük yapıyorsunuz. Nasıl mı? Bakın, çocuklarımız dünyadan geri kalıyorlar. PISA sonuçlarına göre, iyi dinleyin, 72 ülke içerisinde matematikte 49. sıraya geriledik. Okumada, ana dilimizde okumada 50. sıraya geriledik 72 ülkede. Fende 72 ülke içerisinde 52. sıraya geriledik. Gençlerimize bakalım, üniversitelerimize. Onlar da dünyadan geri kalıyor sizin yüzünüzden. Nasıl mı? Bakın, 183 tane üniversitemiz var şu anda. Dünyada ilk 500'e giren sadece 5 üniversite var, ikisi de özel. Dünyada ilk 1000 üniversite içerisinde sadece 10 tane üniversitemiz var. Sadece 10 tane üniversitemiz var. Sizin uyguladığınız politikalar bizi bu noktaya getirdi. Bakalım, dünyanın en iyileri içerisinde kimler var? En iyiler içerisinde ki üniversitelerin %23'ü ABD'den, %9'u Çin'den, %7.6'sı İngiltere'den. Bizim üniversitelerimiz alan sıralamalarında %1.2'yi ancak girebiliyorlar. Sizin yüzünüzden. Ben size soruyorum, bizim beynimiz diğer insanların beyninden daha mı az çalışıyor? Asla. Sadece iyi yönetilmiyoruz. Sadece iyi yönetemiyorsunuz. Bizi daha iyi yönetmek mümkün. Ülkeyi daha iyi yönetmek mümkün. Sayın Grup Başkanı soruyor, bizden daha önce acaba nasıldı? Bakın Sayın Grup Başkan Vekili, size dedim ki geriledik. Sizden önce de durumumuz arzu ettiğimiz düzeyde değildi. Ama sizin iktidarınızla birkaç basamak daha geriye gittik. Arzu ederseniz uzun uzun size PISA sonuçlarını siz de bulabilirsiniz. Ve bu verdiğim rakamlar sizin rakamlarınız. Devletin rakamları, benim rakamlarım değil. Daha kötü yönetiyorsunuz ki biz daha geriye doğru gidiyoruz. Sizin siyasi emelleriniz sadece bizi, öğretim üyelerini, öğretmenleri vurmuyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ülkemizi vuruyor. Bunu size anlatmaya çalışıyoruz. Bu çocuklar hepimizin. Ya bunların bir siyasi düşünceleri yok. Bunların anaları belki AKP'li, belki MHP'li, belki HDP'li, belki CHP'li. Hiç fark etmez. Ama düşünen, özgür üniversite öğrencilerinin yerine soru sormayan, araştırmayan bir gençlik hevesiyle sadece siyasi iktidarınıza güç katmaya çalışıyorsunuz. Allah aşkına, ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne olur bunun farkında olun. Hayatlarını öğrencilerine iyi bir gelecek idealini gerçekleştirmeye adayan çok değerli öğretim üyeleri, eğitimciler, ya sırf bu işle ilgilenmeleri gereken bu insanlar haklarını aramak için sokağa iniyorlar. Ve polisin şiddetiyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ya bunlar sizin de hocalarınız. Ya hiç utanmıyor muyuz? Hocalarımız sokağa çıkıyor, gaz yiyor, cop yiyor ya. Bu utanılacak bir durumdur arkadaşlar. Özgür bilimin yuvası olması gereken üniversite kampüsleri. Polisin ayakları altında ezilen cübbelerle dolu. Ya şu resimden utanmıyor musunuz? Üniversitelerde öğretim üyesi hocaların cübbeleri polisin postalları altında eziliyor. Ya bundan utanmayacak mıyız arkadaşlar? Allah aşkına, utanmayacak mıyız? Ülkemizin her kesiminde sorunlar çığ gibi büyüyor. Bu sorunlara çare olması gereken üniversiteler kapılarına kilit vurma noktasına geldi. Üniversiteler suskun. Bu sizin de işinize yaramaz. Üniversiteler korku içinde. Vallahi AKP'nin de işine yaramaz bu. Açık söylüyorum. Ülkenin ilerlemesi için özgürlüğe ihtiyaç var. Demin size verdiğim rakamlar sanayide de böyle, ekonomide de böyle. Geriye gidiyoruz. Ya geriye giden bir ülke AKP'nin de işine yaramaz. Onun için özgürleştirmelisiniz Türkiye'yi. Ama tam tersi, faşist bir dikta yönetimini aratmayacak, daha kötü bir şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Her geçen gün baskının şiddetini arttırıyorsunuz. AKP'nin iktidarın başlıca sorunu haline gelen ekonomik sıkıntıları gidermek için üniversitelere ihtiyacınız var. Ama üniversiteler polis şiddetinin altında eziliyor. Bakın, öğrenciler mezuniyet töreninde size karşı orantısız zeka kullanıyorlar. Orantısız zeka. Bakın ne diyorlar? Diyorlar ki, biz sana biber kullanma demedik, salça olarak yine kullan. Yani hocalara, bize biber gazı sıkma diyor. Yani bundan utanmayacak mıyız arkadaşlar? Bakın, 15 Temmuz'dan bu yana çıkarılan 7 farklı KHK ile toplam 4.811 akademisyeni ihraç ettiniz. 2.221 akademisyeni açığa aldınız.
1960 darbesinde 147 kişi ihraç edildi. 80 darbesinde 120 akademisyen ihraç edildi. Şimdi siz tüm darbe dönemlerinin 20 katından daha fazla insanı ihraç ettiniz. Yani siz faşist diktatörlerin yaptığı darbelerden daha ağırını, daha kötü duruma getirdiniz ülkeyi. Bundan utanmak gerekir. Tamamlayınız Sayın Atıcı. Üniversitelere ben gencin okumamışını severim diyen yöneticileri doldurdunuz. İntihali bir suç olarak görmeyi bırakın, meşru hale getirmeye heves eden öğretim üyelerini doldurdunuz. Bunlar bize gösteriyor ki siz asıl darbeyi Türkiye'ye değil, 20 Temmuz'daki darbeden bahsediyorum. Üniversitelere, akademilere yaptınız. Peki soruyorum size, özgür bilim sevdalısı akademisyenler bu baskılardan korkuyor mu? Hayır, korkmuyor. Kafelerde buluşuyorlar, her yerde buluşuyorlar ve hocama dokunma diyorlar. Hocama dokunma diyorlar. Bakın Türkiye'yi ne hale getirdiniz. Bundan da utanmak gerekir. İşini geri isteyen ve günlerce Yüksel Caddesi'nde direnen Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın yarattığı dayanışmadan korktunuz. Onları içeri attınız. Zannettiniz ki onları gömeceksiniz. Hayır. Hayır. Yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz ve bunun hesabını sizden soracağız. Hiç endişeniz olmasın. Kimse endişe etmesin bizi izleyenler. Bunun hesabını elbette soracağız. Teşekkür ederim.